Evet değerli dostlar herkese selamlar. Bu videoda sizlerle beraber yeni bir tabancayı tanıtacağız. İlginç bir tabanca. Derya Arms'ın üretmiş olduğu piyasaya sunduğu ilk tabancası olan Derya'nın DY9 modeli değerli dostlar. Videoya başlamadan önce bu silahla ilgili ilk izlenimimi şöyle heyecanla size söyleyebilirim ki çok şaşırdım. Bu kadar iyisini beklemiyordum. Bu silah poligonumuza geldiğinden beri yaklaşık 1000 atımları geçmiştir. Tutukluk yapmadı. Yani bir kere bile patlatmama olsun, kovan çıkartma olsun. Bazı firmalarda olur. Şöyle sürgün şöyle geride kalma durumları olsun. Komik bir hata. Yıllardır düzeltilmeyen bir hata. Bir kere bile yaşanmadı, diyebilirim değerli dostlar. Çatır çatır çalışan bir tabanca. Daria Arms'ın DY-9 modeli. Silah tetik sistemi olarak Safe Action denilen benim güvenli hareketli iğne sistemi diye Türkçe'ye çevirdiğim sistemi kullanmakta. Bu sistem kime ait? Tabii ki bu işin duayeni Glock firmasına ait hepimizin aşina olduğu sistem. Safe Action'ın bize gelen daha doğrusu bize verdiği avantaj ne? Birincisi silahı taşırken özellikle atım yatağı dolu vaziyette taşırken Şöyle çıkartalım. Bu arada şuradaki parlamayı videoda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Birazdan o konulara da değineceğiz. Safe Action tetik sistemi dediğimiz sistem atım yatağına mermiyi verdiğiniz zaman tetiği yani iğneyi yarı kurulu modda bırakıyor değerli dostlar. Bu da ne demek oluyor? Aynı ok yay mantığıyla siz tetiği çekerken silah da iğneyi biraz geri doğru çekiyor ve kırılma noktasında iğneyi serbest bırakarak ateşlemeyi sağlıyor. Bu da ne avantaj sağlıyor bize? Daha güvenli tetiğe basmadığı durumlarda patlamayacak ama Ağzı dolu taşınabilecek bir tabanca sağlıyor. Normal şartlarda e, bir firmanın ilk tabancası ile ilgili konuşurken biraz şüpheli konuşulabilir ama bu silahı poligonda yaklaşık bir haftadır vesaire kullanıyoruz, bir hafta civarlarında. Bir hafta olmamıştır bile yani o yüzden tam emin konuşamadım ve yaklaşık bin atımları geçti bu tabanca inanılmaz güvenilir çalışıyor. Yani ben bu kadar fişek seçmeyecek, bu kadar sorunsuz çalışacak bir tabanca olacağını açıkçası düşünmüyordum. Daha önce hiç bir tabanca yapmamış bir firma söz konusuyken. Tabi bu Derya Arms'ın ne kadar tecrübeli bir firma olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Özellikle burada kendi silahım da burada. Böyle yeşil yeşil gözüksün diye biraz alttan koydum. Derya'nın MK12 modeli dünyada çok satılan Müthiş güvenilir yine bir şarjörlü yıvsız tüfek. Ve Derya'nın üretmiş olduğu ilk tabanca elimizde. Şimdi sisteminden bahsettik. Silahın genel olarak özelliklerinden bir bahsedelim. Şöyle benim elim çok büyük değildir değerli dostlar. Nasıl söyleyeyim, nasıl izah edebilirim size? Bir Glock 17 şarjörü koyalım elime. Parmağımın ucundan. Şuraya kadar bir şarjör boyu benim elim boyutu. Şimdi aynı şekilde Derya D9'u koyalım. Neredeyse bir şarjör boyunda bir uzunluğa sahip. Şöyle yandan da kıyaslarsak eğer, şöyle şöyle önden koyayım tam hm. tam olarak boyut olarak böyle. Bu ne demek oluyor? Bu aslında kompakt bir tavancı. Altında bir magvel var. Polimer çok tatlı, güzel bir magvel yapılmış. Diğer firmaların yaptığı gibi değil. Serçe parmağınızı koyduğunuz zaman elinize destek oluyor. Köstek olmuyor. Yani eliniz şöyle kalmıyor. Bu magveli sizle beraber birazdan çıkartırız. Kabza kısmını incelerken. Elde kompakt hali nasıl duruyor ona da bir bakarız. Silah kompakt boy bir silah değerli dostlar. Şöyle Glock 17 ile hatta kıyaslarsak şöyle kap Evet. Bakayım. Şu an sürgü boyları eşit. Şöyle 1-1,5 cm bir fark var. Kabza boyu da işte gördüğünüz gibi benim gibi ufak elli bir atıcı da bile serçifamanın dışa kalabileceği bir seviyede bir boyutta. Yani bu ne demek oluyor? Bu silahı kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Sürgü kaplamasını çok beğendim. Güzel bir kaplama. Bu normal bir boya değil. Muhtemelen Emin değilim bu konuda, bakmadım. Ee, yani nitrasyon QPQ gibi ama emin değilim. Ama sağlam bir kaplama olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şey değil. Bir mat böyle basit bir boya değil. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi sürgü sürgüden incelemeye başlayarak aşağı doğru inelim ve tabancayı sizlerle beraber biraz tanıyalım değerli dostlar. Sürgünün üstünden ilk baktığımız zaman kocaman bir fiber arpacık ve gez takımı bizi karşılıyor. Şu an gördüğünüz gibi yakında bir ışık var. Ve renklerin ne kadar canlı olduğunu görebiliyorsunuz. Açık alanda çok iyi nişan hattı oluşturuyor. Çok iyi bir gez arpacık çerçevesi oluşturuyor bize bu fiber arpacık. Ama karanlık ortamlarda atarken ya da poligonda atarken ve poligonda ışıklandırması kötüyse bu biraz loş bir durum yaratabilir. Yani bu renkler biraz böyle mat kalabilir. Bu konuyla ilgili ben firma ile iletişime geçtim. Ve firma harika bir firma. En kısa zamanda Derya Store'da DY9 için 3 nokta gez arpacık sistemi satışa çıkacak. Fiber arpacı kullanmak istemeyen, beğenmeyen olursa 3 nokta gez arpacık montajı yapabilecek. Peki bunu nasıl yapacak? Arpacık zaten alttan vida ile bağlanıyor. Sökmesi basit. Gezde de gezin ortasında bir tane setus kuru vida var. Ve kırlangıç geçme. Söküm takımı hiç de zorlamayacaktır. Sürgünün diğer tarafına baktığımız zaman Glock stili bir boş kovan tırnağımız mevcut. Sürgü kertiklerine baktığımız zaman Yeterli, yeterli ama biraz yumuşak kalmış diyebilirim. Ben biraz daha agresif olmasını isterdim. Elden kayıyor mu, kaymıyor. Önden de önden de böyle arkadan da yeterli manipülasyonu sağlayabiliyorsunuz. Bu bir kusur değil. Sadece ben biraz daha agresif olmasını tercih ederdim diye düşünüyorum. Bu silahın ilk versiyonlarında iğnenin arka kapağı iğneyi tutan arka kapakta bir tane iğne kurulu göstergesi vardı. O ben hiçbir silahta o ayrıntıyı sevmem. Çok şükür silahın final versiyonunda o göstergeyi de kaldırmışlar. Bu konuda kendilerine teşekkür ediyorum. Zaten çirkin duruyordu. Düzeltme yapılmış. Yani bu iyi bir şey olsa değerli dostlar Glock koyardı. Öyle değil mi? bu dördüncü jenerasyon ve beşinci jenerasyon Glock'lar da mevcut. Artık piyasada yenileri. Bu adamlar bu işi yapmıyorlarsa bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. Çünkü bu silah bir görev silahı. Çünkü nedir? Bu silah her zaman doludur. Bu silahın tetiğine her zaman kurulu muamelesi yaparsınız. Aa bu kurulu değilmiş deyip tetiğe basarsanız güzel bir sürprizle karşılaşmayabilirsiniz. O yüzden silahları her zaman gözle kontrol edeceksiniz. Evet, sürgüyü inceledik sizlerle beraber. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Söktüğümde de buna dikkat edeceğiz. Bir daha değineceğiz. Sürgü bayağı etli. Yani sürgü çok sağlam bir yapı gösteriyor. Yani ömür olarak da özellikle bana güven verdi diyebilirim. Bu konuyu beğendim. Bu arada gezin ön tarafı biraz düz geliyor. Bu ne demek oluyor? Yaralanma durumlarında çok ekstrem durumlarda silahı bir yere takarak Gezden silahı kurma şansı size verecek değerli dostlar. Gövdeye doğru indiğimizde bir silahı klonla esinlenme arasındaki fark nedir? Gösteren çok güzel detaylar var. Ben bu silaha o yüzden klon demiyorum. Örnek veriyorum CZ75B'nin klonu bir tabancayla ya da nasıl diyelim size 1911 klonu tabancayla bu tarz bir Glock esinlenmesi tabancanın arasındaki farkları şimdi sizlerle beraber göstereceğiz. Sürgü mandalına gelirsek sürgü mandalı standart Glock'larda düzdür. Bunda şurada bir parçası mevcut. O ne oluyor? Ne işe yarıyor? Yani çok Kolaylıkla sürgüyü düşürebiliyorsunuz. Bu güzel bir detay. Çok kolay. Gayet kolay. Pikatin rayımız mevcut. İsterseniz fener takışı e, isterseniz fener takabilirsiniz tabancanıza. Kunduz kuyruğunu çok beğendim. Gayet güzel. Elinize şöyle oturttuğunuz zaman tabanca elde kayboluyor. Tabancayı kavradığınızda elinizde kayboluyorsa bu silahın ergonomisi, kunduz kuyruğu ergonomisi çok iyi demektir. Daha iyi bir kunduz kuyruğu ergonomisi demek namlu hattına daha yakın bir kavrama demektir. Bu da size daha az bir şahlanma, daha az bir hedeften sapma sağlar. Ayrıca çok daha konforlu atışlar size sağlar. Şu yan inceltmesi falan gayet güzel. Yani gerçekten ergonomiye özen göstermişler bu daha önce yaparken. Beğendim. Şurada çok tatlı bir detay var. Silahı tuttuğumuzda sol elimizi sol elimizin baş parmağını denk getirdiğimiz kısımda şöyle sürgüyü sökeyim. Tam şu kısımda şurası Şurası. Şöyle çok güzel. Şöyle bir detay açı verilmiş. O açı sayesinde tabancayı tuttuğunuzda başmanızı öyle koyduğunuzda tabancayı biraz daha rahat böyle aşağı doğru basma imkanı sağlıyor size. Bu da şahlanmaya çok pozitif etki ediyor. Gerçekten düşündüğünüzden daha fazla. Yani şöyle gözüküyor mu kamerada bilmiyorum. Şuradaki şu 1-2 milimlik detay gerçekten çok fark etmiş. Atış yaparken ben şaşırdım bu kadar rahat olmasına. Ve şuradaki tırtıklar gayet güzel. Silahın geri kalanından şurası tırtıklar haricinde farklı bir desen var burada. Ele güzel yapışıyor. Yani o parmağı tutuyor. Bakın şöyle parmağımı çekmeye çalıştığım zaman kolay kolay bırakmıyor yani. Onu çok beğendim. Sürgümüzü geri takalım. Şimdi nereye ilerleyelim şimdi? Tetik korkuluğunu ilerleyelim. Tetik korkuluğu parmağı rahatlıkla sokabileceğimiz büyüklükte. Kompakt bir tabanca için yeterli boyutta değerli dostlar. Bunu özellikle söyleyelim. Çok abartı tetik korkulukları ya da çok ufak tetik korkulukları silah taşırken özellikle size sıkıntı çıkartabilirler. Tetiğe geldiğimizde bir tetik emniyeti ve ince bir tetik bizi karşılıyor. Ben bu silahın tetiğine bayıldım. Belki atıcılar böyle hassas atış yapacağız. Kafasında olanlar bunun tetiğini beğenmeyebilirler ama ben tetiğine bayıldım. Çünkü özellikle o Glock'lardaki şu boşluğu aldığınızda, tetik boşluğunu aldığınızda duvara gelip tetiği ezmeye başladığınızdaki o yürüme mesafesi değerli dostlar sistem aynı olmasına rağmen D9'da yok. Şöyle bir göstereyim. Boşluğu aldım. Tık bıraktı. Aldım. Tık bıraktı. Tabii ki yine biraz var ama çok 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 daha az ve bu silah daha sıfır. Bu silah atışı yaptıkça şu öndeki şu minicik esneme bile kaybolacaktır. Parçalar birbirine açtıkça. Tetiğe bayıldım. Resetine bakalım. Kabul edilebilir bir seviyede reset var. Zaten bu bir yarışma silahı değil. Ama yine de bu tarz bir silaha göre güzel bir tetiği var diyebilirim. Beğendim. Tetiğini özellikle çok beğendim. Şarjör mandalına gelirsek şöyle bir şarjörümü takayım bakayım. Şimdi normal tutuşumdayım. Tutuşumu bozmuyorum. Bir tık zor ama yani benim ellerim çok ufak. Yine de elimi çok bozmadan şarjörümü rahatlıkla çıkartabiliyorum. Özellikle silahı taşırken bu şarjör mandalı sizi rahatsız etmeyecektir. Gayet güzel bir seçenek. Yine 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 taşıma mantığıyla yapılan bir tabanca olduğu için bu şarjör mandalı fazlasıyla yeter. Yani zaten o tarz bir durumda hafif tabanca çevirip şarjı öyle çıkartırsınız. O zaman da rahatlıkla bir şarjör çıkartma gerçekleştirebiliyorsunuz. Şuradaki detay çok güzel. Yine beğendim. Kabza desenlerine geldiğimiz zaman şu önlerde bayağı agresif arkada yine agresif ele batmayan sivri olmayan yeterli seviyede kabza desenimiz mevcut. Şu yanlarda da yine Derya'nın logosuna benzeyen bir desen tercih edilmiş. Yine şuradaki parmak koyma yerindeki gibi tırtıklar mevcut. Şuraya çok şık bir derya yazmışlar. Ben bunu çok beğendim. Ben normalde markalamayı sevmem. Gerçekten hoşuma gitti. Güzel. Bu tırtıklar değerli dostlar normal bir tabanca için yeterli seviyede. Tabii ki bir yarışma seviyesinde bunlar yetersiz gelecektir. Lütfen yorumlarken ona göre dikkat etmekte fayda var. Şimdi geldik şu Magwell'e. Magwell şahane olmuş ya. Magwell'e sadece şarjör hunisi vazifesi görsün diye değil, özellikle poligon atışlarında ele tamamlayıcı bir unsur olsun diye yapmışlar resmen. Şurası şöyle söyleyeyim. Yani benim elim ufak ama yine de büyük elli atıcılarda bile şuradaki boşluğu doldursanız bile gayet güzel bir kavrama tamamlaması sağlar. Bu magveli ben inanılmaz beğendim. Şöyle söyleyeyim size yani bu zamana kadar gördüğüm yerli silahlar içerisindeki en iyi magvel bu olmuş. Aftermarket yani sonradan satılan magveller dahil. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok başarılı. Peki şarjöre bakalım. Şarjörün dibi gördüğünüz gibi açılı geliyor. Niye? Magwell'e soktuğunuz zaman değerli dostlar şarjör altı, şarjör kapağı Magwell'le aynı şekle sahip olarak tamamlayıcı bir unsur olarak tabancanıza yerleşiyor. Ve magvelin birazcık dışında kalıyor. Yani şarjı değiştirdin. Avucunla şöyle ekstra içeri oturtmaya gerek kalmadan Magwell şarjör bütünlüğünü sağlayabiliyorsunuz. tabanca tabancanıza takabiliyorsunuz. Şu korkulun altındaki şu boşaltmayı şu açıyı beğendim. Parmağı güzel oturuyor. Gayet iyi. Bu tabanca tek taraflı bir tabanca değerli dostlar. Yani sürgü mandalı diğer tarafta yok. Şarjör mandalı açıları aynı. Büyük ihtimalle değişebiliyordur. Bu konuyla ilgili bilgim yok. Büyük ihtimalle değişir ama. Şurada Derya Made in Türkiye yazısını görüyoruz. Silahla ilgili size söyleyebileceğim başka bir şey var mı? Nispeten hafif bir tabanca. Onu da size rahatlıkla söyleyebilirim. İrca yayı sertliği çok yumuşak değil ama çok sert de değil. Yeterli seviyede güzel. Şöyle söyleyeyim hatta size. Tabanca kullanmayı bilen birinde Sterling'in 115 grain steel yani çelik kovanlı mühimmatlarında bile takır takır çalışıyor bu tabanca. Ben kendim denedim o mermileri ve bir kere bile tutuk yaşamadım. Yaklaşık 100 küsür mermi attım. Ne patlatmasında ne boş kovan çıkartmasında ne beslemesinde hiçbir sorun yaşanmadı. Özellikle boş kovan çıkartmama ya da boş kovanı pencereye sıkıştırma gibi sorunlar yaşıyorsanız bir eğitim almanızda ciddi fayda var. Çünkü tutuş silah kullanımında çok etkilidir. Bu her silah için geçerli. Tutukluklarınızda ilk sebep her zaman tabanca olmayabilir. O konuda dikkat edin. Eğitim şart. Bunu bir de buradan söyleyelim. Şarjöre gelirsek şarjör Glock'larla aynı ölçüye sahip bir şarjör. Bu şarjör Glock 19'a oturur mu bilmiyorum. Ama elimde bir Glock şarjörü var. Bakalım. D9'a rahatlıkla Glock 17 şarjör oturuyor. Glock 19 şarjör oturur mu onu bilmiyorum. O yüzden gidip de ucuz olsun diye Glock'larınıza derya şarjörü almayın. Bir tabancaya 150 bin lira veriyorsanız şarjörünü de orijinal alacaksınız. Kusura bakmayın. Onu rahatlıkla hiç böyle üzülmeden söyleyebilirim. Ben ithal alanlara biraz şeyimdir yani. Kırgınımdır. O de bu kadar güzel tabancalarımız varken ithal tabancaya o kadar para vermek bana çok büyük ziyan, israf geliyor özellikle de şu son dolar kurlarından sonra. Şu magwelli bir sökelim bakalım ya. Ne o? Tors ile kullanmışlar. Öncelikle hangi bir tors sökeceğimi bulmam gerekiyor. Hmm, bayağı ufak. Kaç tors bakalım hemen söyleyeyim size. 7 tors mu? Evet 7 tors sökebileceğiz onu. Sizlerle beraber ben de burada ilk defa söküyorum. Hmm. Öncelikle şunu söyleyeyim. Standart dışı bir vida. Uzun. Ben hiç böyle vida görmedim daha önce. Bu silah için yapılmış bu vida. Çok iyi. Sökelim magbenizi bakalım nasıl söküyoruz. Aa direkt geldi bile. <laughs> çok başarılı çok güzel. Wow kabzası çok kısa. Hmm. Söktük burada yeni bir şey öğrendik. Evet. Kablosu bayağı kısa. Yani buna yine tavsiye edeceğim. Bunu ben daha önce sökmemiştim. Bu şarjör için daha doğrusu magvelsiz kullanım için bu şarjöre daha sığ ince kapak üretilip Normal günlük rutin taşımada böyle Magwell'siz kesinlikle kullanılır. Çok iyi. Yani bu hiç sırtmaz adamın belinde. Çok güzel bir boy bu. Harika. Evet çok güzel. Çok beğendim. Gerçekten çok iyi. Evet, Magwell vida yatağını metal yapmışlar. Aynen. Peki Magwell nasıl montaj yapılıyor? Şuradaki son boşluğa Macbeth'in şu ucundaki tırnak denk geliyordur. Bir deneyelim bakalım. Kastıralım bakalım. Aynen öyle. Hı hı. Öyle montajını yapabiliyormuşuz. Ben çok beğendim. Ya bu tabancayı... Çok ilginç. Yani bu kadar... Çok beğeneceğimi düşünmemiştim ya. Vallahi şahane. Atışlarında da göreceğiz. Şahlama kontrolü vesairesi şahane tabancanın yani. Vallahi Derya Arms'a tebrik ederim. Gerçekten çok başarılı. Evet değerli dostlar. Derya DY9. Ya şu şarjöre bir bakar mısınız Allah aşkına? Şarjörün arkasında şarjörde kaç adet mermi olduğunu gösteren yuvalarımız var. Çelik e, şarjör üzerine polimer giydirme bunlar. Glock'lar da öyledir. Bir de şuna bakalım. Farkında mısınız? Bu Glock'un orijinal şarjörü. Ve şarjördeki delikler o sacla delikler şaşı. Ama Derya'nın D9'undakilerin şu nizamiliğine bakar mısınız? Adamlar gerçekten şey yapmışlar bu yani bu silaha özen göstermişler. <laughs> Bakın 25 dakika oldu. Ben daha silah söküp size içini gösteremedim yani. Ben ataba bu tabancayı o kadar beğendim. Gerçekten sar 9 alırken <laughs> bu tabanca olsaydı ben gidip sar 9 almazdım ya. Üzülerek bunu söylüyorum yani. Şahane. Hadi silah sökelim. Atometan kontrol ettik. Tetini düşürdük. Sürgü sökme mantığımız Glock'larla aynı şekilde. Şurada bir tane parçamız var. Diğer tarafta da diğer ucu var. İki taraftan tutup sürgüyü şöyle çok hafif şöyle bir şöyle yapmanız yeterli. İğneyi kurmadan mandalı aşağı doğru bastırın o parçayı ve sürgüyü sökün. Burada bizi şahane bir çift yaylı ile irca karşılıyor. Kendimizi yırtıyoruz bazı firmalara. Hala inatla tek yay tek yay tek yay devam ediyorlar. Bak bu adam ne güzel. İlk seferinde tık diye koymuş şeyi. Çift taraflı yayını. Yani daha doğrusu çift yayını. Bir sökelim bakalım. Şu sürgünün içine bir bakalım sizlerle beraber. Evet. İğne blok emitimiz var. İğnemiz var. Başka da hiçbir şey yok. Ya umarım gözüküyordur. Şu sürgünün içindeki işçiliğe bakar mısınız değerli dostlar? Yani buradaki çizikler silah kullanımından dolayı oluşan çizikler. Üretimden kaynaklı değil. Aman ona dikkat edin. Adamlar bütün tecrübesini üretimdeki bütün eee know diyelim yani öğrenmişliğini, tecrübesini bu silaha cay cay aktarmışlar. Ya silahta bir tane bile takım izi olmaz mı? Şuraya bakar mısın? Çok iyi değil mi yani? Şimdi bu videoyu izleyenler diyecek ya şimdi o hoca amma yalamışsın bilmem ne falan filan. Vallahi hocam kusura bakma böyle güzel işlik yaptılar da söylemedik mi yani? Şuraya bakar mısın? Ve farkındaysanız çok etli bir silah bu. Yani sürgü çok etli. Bu boşluk, e, bu boşaltılabilir miydi, hafifletilebilir miydi? Evet. Çok iyi. Namlu'ya gelelim. Adamlar bir rampa yapmışlar. Aklın uçar. Şuraya bakar mısın ya? Pırıl 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 pırıl. Bak bu adamların ilk silahı. Bu şey değil yani öyle Üçüncü, beşinci tabancası değil. İlk silahı. Şu rampanın güzelliğine bakar mısın? Pırıl pırıl yani. Şu namudaki işçiliğe bir bakın değerli dostlar. Şuralar en sıkıntılı yerlerdir. Buralarda hep takım izi olabilir. Çünkü takım oraya çok zor girer. Buralarda zaten yok. Pırıl pırıl bir tabanca yapış adamlar. Şu namlunun oranına baktım, orantısına baktım. Gayet güzel. Yani. Bunda bir ölçü farkı varsa bile şu altta üst arasında bunu mikrometre ölçmek lazım. Normal gözde görebilecek bir şey değil. Vallahi çok iyi yani. Çok şık. Hadi silahımızı geri toplayalım. Önce namluyu takacağız. Bir camilimizi takacağız. gövdeye bir bakalım sök takmadan önce. Gövdenin içinde bir şey yok değerli dostlar. Hemen hemen Glow'un aynısı zaten bir farkı yok. Ee, bu silahla ilgili sevdiğim şeylerden biri. Adamlar inat etmemişler ve gövdeyi, plastiği boyamamışlar. Ya ne olur boyamayın şunları. Bunlar özellikle taşınan silahlarda ilk boya atan yerlerdir. O yüzden boyalı polimerleri biz sevmeyiz. Çünkü plastiğe ne yaparsanız yapın boya tutmuyor. İlla ki zamanla atacak o. Adama inatmemişler. Two tone yapmışlar işte böyle mis gibi. Çift renk. Sürgüde de inat etmemiş. Siyah güzel demiş. Değil etmiş adam yani. Gayet güzel. Başarılı. Bu tabancayı ben çok beğendim. Hele ki şu an makine kimya üstündeki fiyatlarına bakarsanız ve rakiplerine bakarsanız, rakiplere kıyaslarsanız bu fiyatın tabancası değil diyebilirim. Almayı düşünen varsa hiç düşünmeden alabilir. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim bu tabancayı. Hadi sizle beraber gidelim. Poligonda birkaç tane atış yapalım. Bir sesini duyalım şu tabancanın. Ondan sonrasında son yorumumuzu yaparız Ve videoyu bitiririz Evet hadi bakalım İki şarjör atış yapalım böyle beşer tane Derya D9'umuzla Gerçekten çok tatlı ya. Çok güzel. Vallahi atışına bayıldım ya. Slow motion olarak bir de bir gösterelim bakalım. Ne nasıl, nasıl sekiyor. Ne kadar tepiyor. Ondan sonra da final sözlerimizi söyler. Atışımızı bitiririz. Videomuzu bitiririz. Evet değerli dostlar. Derya'nın yeni çıkartmış olduğu ilk tabancasının D9 modelinin şöyle sizlere gösterelim. inceleme videosunu ve birkaç tane ufak çaplı atışını hep beraber yaptık. Sizlere silahı anlatmaya çalıştım. Bu silah alınır mı diye soran silah severlere de gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Evet alabilirsiniz. Özellikle bu fiyata böyle kalitede, böyle performanslı bir tabanca kesinlikle alınır. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederiz. Poligonda kullanmaya devam edeceğiz. Bu silahı atış yaparak denemek isteyenler vursa da poligonumuza bekleriz. Rahatlıkla gönül rahatlığıyla sizlere de denetebiliriz. Derya d 9 Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz ve abone, abone olursanız seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese keyifli ve güvenli atışlar diliyorum.